Merhaba sevgili arkadaşlar. Karışımlar konusuyla karşınızdayız. Suyu koyun tabağa, üstüne zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı yoğunluğu az olduğu için suyun üstünde kalacaktır. Ben deyip temiz bir nefes çektiğimde havadaki o kadar gaz içerisinden oksijeni tek başına alabiliyorum. Dediğimde havadaki karbondioksite ekleme yapmış oluyorum. Akşam yemeğine salata yapmak istiyoruz diyelim ki. Marulları bir güzel doğradım, kaseye koydum. Salatalık, domates dedim ki karnım çok aç. Başka da bir yemek yemeyeceğim. Haşladığım tavukları doğradım, içine attım. Tuz, karabiber, biraz kekik, nane, limon kabuğu. Bir güzel kaynasın alan. Ah 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 içine Merhaba sevgili arkadaşlar. Karışımlar konusuyla karşınızdayız. Karışımlar dediğimiz zaman aslında bir önceki derste önce tekrar etmekle başlayalım. Maddeyi biz ikiye ayırmıştık. Saf maddeler ve karışımlar olarak. Saf madde dediğimiz yapısında aynı tür tanecikler vardı. Element dediğimiz örneğin aynı tür atomlardan oluşuyordu. Bileşik dediğimiz ise farklı tür atomların birleşimiyle oluşan aynı tür moleküllerden meydana geliyordu. Tabi ayrıntıya girdiğimizde bileşiklerin moleküler yapılı olmayanı da var fakat aynı tür taneciklerden oluşuyor diye yuvarlayabiliriz bu cümleyi. Karışımlar ise durumlar biraz karışık. Karışım dediğimiz maddenin yapısında birden fazla tür madde bulunur ve tek bir maddeye ait değildir tek bir özelliği yoktur Mesela bu maddenin bir ya da birden fazla maddenin fiziksel yöntemlerle kimyasal özelliklerini kaybetmeden ortaya çıkarttıkları maddelere karışımlar diyoruz arkadaşlar karışım saf madde değil Çünkü aynı tür taneciklerden oluşmuyor dedik karışımları örnek vermek gerekirse Örneğin İçinde bulunduğumuz odayı dolduran hava. Bizim okulumuzda dün balık pişmişti ve okulun en küçük köşesinden dahi biz bu balık kokusunu aldık. Çünkü bu balık kokusu her yere yayıldı. Şimdi arkadaşlar karışımları daha iyi anlamak için bileşikte kıyaslamamız gerekiyor. Bileşiğin de yapısında birkaç farklı tanecik var. Karışımın da yapısında birkaç farklı tanecik var. Ancak bileşiği düşündüğümüz zaman örneğin su, saf su bir bileşiktir. Hidrojen ve oksijen elementlerinin birleşmesinden oluşur. Ama hidrojen ve oksijen kimyasal bağlarla öyle bir birleşir ki saf suyun içerisinde hidrojen de yoktur, oksijen de yoktur. Yani atomları vardır ama suyun içerisinde hidrojenin ve oksijenin özelliklerini göremezsiniz. Hidrojen yanıcıdır. Hatta jet motorlarında yakıt olarak kullanılır. Oksijen ise yakıcıdır. Dünyadaki bütün yanmaların sebebidir. Ancak hidrojen ve oksijenden oluşan saf su ne yanar ne de yakar. Biz buna bileşik diyoruz. Bileşik yapısındaki maddelerin kimyasal özelliklerinden farklı özellikler gösterir. Fakat karışım böyle değildir. Örneğin şimdi bir salata düşünelim. Akşam yemeğine salata yapmak istiyoruz diyelim ki. Marulları bir güzel doğradım, kaseye koydum salatalık, domates. Dedim ki karnım çok aç, başka da bir yemek yemeyeceğim. Haşladığım tavukları doğradım, içine attım. Tuz, karabiber, biraz kekik, limon, zeytinyağı karıştırdım. Harika bir salata oldu. Salatayı çatalımla yedikçe arkadaşlar domatesi bandım. Domates tadı geliyor. Salatalığa batırdım. Salatalığı tadını alıyorum. Tavuğu aldım ağzıma. Tavuğun tadı geliyor. Yani karışımdaki maddeler kendi özelliklerini korumaya devam ederler. Bu noktada bileşikle karışım arasındaki en önemli fark budur. İkisinin de yapısında birkaç cins madde bulunur. Ancak bileşik yapısındaki maddelerin kimyasal özelliklerinden farklı özellikler gösterirken karışımlar yapısındaki maddelerin özelliklerini gösterirler. Bir de şöyle bir durum vardı gene bileşiklerde. H2O saf su Formülü vardı. Çünkü bir tarifi var. Sen saf su yapmak istiyorsan iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomunu birleştirmelisin. Fakat karışımda böyle bir şey yok. Örneğin çay. Çayı şekersiz de içebilirsin. Bir şekerli de içebilirsin. Üç şekerli de içebilirsin. Çay çaydır. Ya da salata. Madem salata örneği verdik. Ben salatama istersem e, salatalık koyarım. istersem koymam. O salata yine salatadır. Ya da bol yeşillikle olsun derim daha çok marul doğrarım. Ben domatesi daha çok seviyorum derim daha çok domates koyarım. Yani karışımlarda bir birleşme oranı yoktur. İstediğiniz ölçülerde istediğiniz maddeden koyabilirsiniz. Karışımlar en az iki maddenin bir araya gelmesiyle oluşur dedik. Karışımın bir kuralı kaidesi yoktur arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir sembol, bir formül, böyle bir gösterim yöntemi de bulunmaz. Belirli bir elime kaynama noktaları yoktur. Çünkü saf madde değil. Bakın elementlerin kendine özgü belirli ayırt edici özellikleri vardır. Çünkü demir elementini düşünürsen demir atomlarından oluşur ve her bir atom aynı özelliği gösterir. Demir'in de kendine özgü bir kimyasal özelliği vardır. Ya da bileşikleri düşünelim. Bileşiklerde örneğin basit şeker örneği verelim. Yapısında karbonlar, hidrojen var, oksijen var ama bunlar kimyasal bağlarla bağlanıp bir molekül oluşturur ve şekerin erime noktası, kaynama noktası gibi kendine özgü kimyasal özellikleri vardır. Fakat karışımı oluştururken karışımdaki maddeler, canım ne isterse onu koyuyorum. Karışımdaki maddelerin miktarları tamamen bana bağlı. Bu noktada karışımın belirgin bir ayır edici özelliği, belirgin bir kimyasal özelliği de yoktur. Örneğin suyun içine ne kadar çok tuz koyarsak, elektrik iletkenliği o kadar artar. E o halde elektrik iletkenliği iyidir, kötüdür diye bir yorum objektif değildir. Şimdi peki hocam karışımlar nelerdir? Karışımlar örneğin odamızı dolduran hava, oksijen var, karbondioksit var, işte su buharı var ve arkadaşlar ben deyip temiz bir nefes çektiğimde havadaki o kadar gaz içerisinden oksijeni tek başına alabiliyorum. Oh dediğimde havadaki karbondioksite ekleme yapmış oluyorum. Ya da buraya çamaşır astığım zaman daha fazla havada su buharı olmasını sağlıyorum. Parfüm sıktığımda bu parfümün kokusunu rahatlıkla alabiliyorum. Yani karışımdaki maddeler kendi özelliklerini korur ilkesine göre hava bir karışımdır. Aynı şekilde deniz suyu bir karışımdır. Salata bir karışımdır. Toprak, irili ufaklı taşlar, mineraller, vitaminler, işte çürümüş yapraklar. Bunların hepsiyle birlikte toprak bir karışımdır diyebiliyorum. Arkadaşlar birazcık daha irdelediğimiz zaman deniz suyunu içerisinde su var. Mineraller var. Bu minerallerden en önemlisi biliyorsunuz tuz. Aynı zamanda balıkların atıkları var. İşte balinaların atıkları vesaireler ve bunlar suyun içerisinde bulunur ve her biri kendi özelliğini göstermeye devam eder. Peki hocam şimdi salata dediniz, hava dediniz. E şimdi bunların ikisi de aynı tarz karışım mı? değil. Ben bir su aldım, içine şeker attım, karıştırdım. Bir müddet sonra şeker gözle görülmeyecek kadar küçük moleküllerine ayrıldı. Aldım, şekerli suyu içtim. Her yerinden aynı miktarda şeker ve su tadı aldım. Fakat salatayı düşündüğüm zaman çatalımı batırdım salataya. Hep domates geldi. Dedim ya domates yemek istemiyorum. Karıştırdım, karıştırdım. Çatalı batırdım salatalık geldi, marul geldi. Hepsinden üst üste aldım yedim. Yani hem karışımdaki maddeleri tek tek görebiliyorum hem de her seferinde farklı bir madde denk geliyor. Şekerli su da böyle değildi. O halde ben karışımları arkadaşlar genelde ikiye ayırıyorum. Homojen ve heterojen. Aramıza iki yeni Kavram katıldı. Şimdi bu kavramlar üzerinde biraz sizinle konuşmak istiyorum. Homojen ve heterojen kavramı aslında bizim dilimizde var olan kavramlar. Kız ve erkeklerde homojen bir dağılım gözlendi. Homojen dediğimiz şey aslında eşit bir dağılım gözlenmesi demek. Şimdi şekeri suyun içine attığınız zaman şeker suda çözündü. Erimedi bakın. Şeker su da çözündü. Gözle görülmeyecek moleküllere ayrıldı ve bu moleküller su moleküllerinin arasına eşit bir şekilde yerleşti. Ben şekerli su içtiğim zaman hem su molekülü hem şeker molekülü aldım ve bunu her içtiğimde aynı tadı elde ettim. Fakat salata da böyle değil. Kıymalı makarna da böyle değil. Ya da toprakta böyle değil. Bu maddelerde. Karışımı oluşturan maddeler bir kere birbiri içinde çözünmüyorlar. Bu maddeler birbiri içinde çözünmediği için her birisini sen karışımda görebiliyorsun. Makarnayı, kıymalı makarnaya baktığın zaman istediğin kadar karıştır. Makarna bittiğinde muhakkak tabağında kıyma kalacaktır. Çatalını döndürdün, yedin. Az kıyma, çok makarna. Çatalını döndürdün, yedin. Az makarna, çok kıyma. Belki hiç kıyma gelmedi. İşte biz bunları heterojen karışım diyoruz. Homojen ve heterojen karışımın akademik bilgisini vermek gerekirse homojen karışım dediğimiz karışımdaki maddelerin birbiri içinde çözündüğü maddenin her yerindeki madde dağılımları ve özelliklerinin aynı olduğu karışımlara homojen karışım diyoruz. Heterojen karışımlarda ise maddeler birbiri içinde çözünmez tabakalı bir görüntü yaşanabilir ve karışıma uzaktan baktığınızda bu maddeleri gözle görebilirsiniz. Buna en güzel örneklerden bir tanesi zeytinyağı su karışımıdır. Suyu koyun tabağa, üstüne zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağı yoğunluğu az olduğu için suyun üstünde kalacaktır. Sen zeytinyağı su karışımına baktığın zaman zeytinyağı üstte, su altta iki tabakalı yapıyı göreceksindir. İşte biz buna heterojen adını veriyoruz. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen maddelerin eşit olarak dağılmadığı karışımlara heterojen karışım diyoruz. Kumlu su. kum suya at, istediğin kadar karıştır. Denge konumuna geldiğinde kum dibe çökecektir. Ayran çalkalamadan içmeyiniz. Neden? Çünkü yoğurt ve su birbirinden ayrılıyor. Heterojen olduğu için. Zeytinyağı su, salata, toprak, süt. Şimdi hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Süt kutularının üzerinde homojenize süt yazar. Yani bu şu demektir. Arkadaşlar süt homojen değildi. Sizin için homojen yapmaya çalıştık. Homojenize. E hocam İneğin vücudundan çıkan şey nasıl heterojen olabilir? E, eskiden bizim zamanımızda sütler öyle bir yağlıydı ki arkadaşlar sütün üstünde kaymak çok kalın bir kaymak tabakası tutardı. Süt yağlı bir karışım, süt aşağıda kalır, yağ tabakası üstte kalır. İşte bu bile heterojen olduğunu gösterir. Aynı şey kanımız için de geçerlidir. Bir tüp kan verdiğinizde, bu tüp kenarda beklediğinde kanın bölümlerden oluştuğunu görebilirsiniz. Fakat vücutta sürekli bir sirkülasyon olduğu için sürekli çalkalanan ayran gibi homojenmiş gibi görülür. Fakat beklettiğin zaman denge konumunda heterojen olduğu ortaya çıkar. Her yerinde aynı özelliği gösteren maddelerin eşit olarak dağıldığı ve birbiri içinde çözündüğü karışımlara da homojen karışım diyoruz. Şimdi Homojen karışım konusunda biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Homojen karışımın bir diğer ismi de çözeltidir. Çözelti. Şimdi çözelti dediğimiz şey birbiri içinde çözünme mantığından da yola çıkarak konuşabileceğimiz bir kavram. Az sonra daha ayrıntıya gireceğiz. Şimdi heterojen ve homojen kavramları birazcık daha irdelemek istiyorum. Örneğin katı katı karıştırdığında bunlar homojen karışmayabilir. Örneğin salata, karışık kuru yemiş gibi ya da toprak gibi. Katı ile sıvıyı karıştırdığında yine heterojen bir karışım elde edemeyebilirsin. Örneğin ayran, çamurlu su, kumlu su gibi. Sıvı sıvı iki sıvıyı karıştırırsın ya da üç sıvıyı. Fakat çözünme olayı gerçekleşmez ve tabakalı bir görüntü meydana gelebilir. Yağlı su, petrol, zeytinyağlı su gibi. Sıvı gaz, deodorantlar ve spreyler. Görsel sanatlar dersinde boyama yapmadan önce spreylerinizi çalkalarsınız. Ya da deodorant sıkmadan önce yine deodorantı bir çalkalarsınız. Çünkü bunlar homojen değildir arkadaşlar. Heterojen karışımları bu şekilde yaptık. Homojen karışımlara da bakalım. Çünkü çözeltiyi ayrıntılı görürken yapısında hangi maddelerin bulunduğu çok büyük önem arz ediyor. Katı katı karışımları. Metaller birbirleriyle kimyasal bağ kuramazlar. Metalleri eritip karıştırırız ve eritip karıştırdığımızda homojen bir karışım elde etmiş oluruz. Biz buna alaşım adını veriyoruz. Alaşımlar katı katı homojen karışımlarıdır. Katı ile sıvı karıştırdığımda katı genellikle sıvıda çözünür çocuklar. Deniz suyu, şerbet, tuzlu su, şekerli su katı sıvı homojen karışımlara örnektir. Sıvı sıvı homojen karışımlar kolonya. Kolonya alkollü su demektir. Alkol suyun içerisinde çözünür. Kolonyanızı açtığınız zaman mis gibi bir koku yayılır ve her yerinden de aynı kokuyu alırsın çünkü homojendir. Sıvı gaz homojen karışımlarına en güzel örnek gazlı içeceklerdir. Gaz gaz homojen karışımlarına ise havayı örnek verebiliriz. Ayrıyeten bir püf noktası arkadaşlar. Gazlar miktarı ne kadar az olursa olsun konulduğu kaba tamamen yayılma eğiliminde olduğu için gaz gaz karışımları homojen karışımlardır. Peki. Gelin sıcağı sıcağına bir soru çözelim. Öykü farklı maddeleri bir araya getirerek İki aşamalı bir deney yapıyor. Deneyin birinci aşamasında çözelti oluşturuyor. Deneyin ikinci aşamasında bu çözeltiye katı bir madde ekliyor ve heterojen karışım elde ediyor. Yani birinci karışım sonucunda homojen bir karışım, ikinci karışım sonucunda ise heterojen bir karışım elde etmek istiyorum. Haydi bakalım o zaman. Unla tuz, su ve tuz. Şimdi unla tuz katı katı karışımı heterojen. Su tuz olur. Zeytinyağı 10 gene heterojen bir karışımdır. Şimdi ikinci aşamada heterojenleri arıyorum. Zeytinyağı ve kum. Baktığım zaman biliyorsunuz zeytinyağı zaten bir karışım değil. Bu noktada kum İğriyle ufaklı toprak parçalarının oluştuğu için heterojendir diyorum. Sorumun doğru seçeneği C seçeneğidir diyorum. Peki. Gelelim şimdi homojen karışımı biraz daha ayrıntılı görmeye. Biliyorsunuz çözelti dediğimiz şey homojen karışımdı. Yani karışımdaki maddelerin birbiri içerisinde çözünmesi sonucu oluşan yapıydı. Çözelti, çözücü ve çözünenden oluşur. Tuzlu suyu bir düşünün. Ben şimdi size bir bardak su versem şöyle bir soru işareti kafanızda kalır. Bu çeşme suyu mu? Tuzlu su mu? Şekerli su mu? Çünkü tuz ve şeker suda çözünür, gözle görünmeyecek hale gelir. E o halde maddelerden birisi çözücüdür, en az birisi de bu çözücüde çözünen yani gözle görülmeyecek moleküllere ayrılandır. Maddelerin atom ya da molekül boyutunda dağıldığı ortam çözücü. Atom ya da molekül boyutunda dağılan maddeye çözünen adı verilir. Çözünenin çözücü içerisinde dağılması olayına ise çözünme olayı diyoruz. Çözeltiler çözücü ve çözünen maddelerin fiziksel hallerine göre farklılık gösterebilir. Homojen karışımlarda bunu tekrar etmiştik biliyorsunuz. Çelik, birkaç tane metalin eritilip karıştırılmasıyla oluşan katı katı homojen karışımlardır. Kolonya sıvı sıvı homojen karışımlardır. Gazoz gaz sıvı homojen karışımlardır. Şekerli su katı sıvı homojen karışımlardır. Gaz gaz karışımları ise hava adını veriyoruz. Arkadaşlar hocam ben bir karışıma baktığım zaman homojen karışıma baktığım zaman hangisi çözücü hangisi çözünen ne bileceğim? Çok basit bir yöntemi var. Karışıma uzaktan baktığın zaman kimi görüyorsan o çözücüdür. Çünkü çözünenler moleküler boyutta küçüleceği için onları göremeyebilirsiniz. Şimdi şöyle bakalım. Bir yeni soru. Farklı iki maddenin karışımı aşağıda gösterilmiştir. K artı L, M'yi oluşturmuş. E bakıyorum şimdi. K siyah kırmızı atomlardan oluşuyor. L mavi atomlardan oluşuyor. Hokus pokus abrakadabra karışım oluştu. E bakıyorum. Kırmızı yalnızdı yine yalnız maviler yalnızdı yine yalnız siyahlar yalnızdı yine yalnız yani atomik boyutta bir değişim meydana gelmemiş yani kimyasal bir bağ kurulmamış yani bu madde saf madde olamaz bu bir karışım bakıyorum şöyle atomların dağılımına kırmızılar maviler siyahlar karışımın her yerinde o zaman ben buna diyorum ki bu bir homojen karışımdır bu karışımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K maddesi çözünen, L maddesi çözücüdür. Evet söyleyebilirim. Çünkü L'nin arasındaki boşluklara yerleşmiş k oluşan karışım formülle gösterilir. Hayır. Karışımlar belli bir formüle sahip olmayan maddelerdir. Çünkü karışımda hiçbir kural yok. İstediğin maddeleri istediğin oranlarda birleştirebilirsin. Oluşan karışım her yerinde aynı özelliği gösterir. Evet. Çünkü biz buna homojen karışım adını verdik. Oluşan karışım homojendir. Doğru. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir diyoruz. Peki hocam çözünme hızını etki eden faktörler var mı? Yani ben çayımda şekeri nasıl daha kolay çözebilirim derseniz. İnsanlık tarihinin bunlarla ilgili çalışmaları var. Örneğin kaşık gibi. Arkadaşlar çözünenin çözücüde kolay çözülmesinin birkaç yöntem var. Bir, Karıştırmak, çalkalamak. 2- Çözücünün sıcaklığını arttırmak. 3- çözünenin tanecik boyutunu küçültüp temas yüzeyini arttırmak. Şimdi bunlar arasında şu şekilde tanecik boyutu, temas yüzeyi. Sen çayına küp şeker atmak yerine toz şeker atarsan küp şekere göre daha hızlı, yani daha kısa sürede bir çözünme elde edersin. Yani çözücü moleküllerinin birim zamanda etkileşiminin fazla olması sonucunda çözünme hızı artar. Diyorum ki o zaman küp şeker, bir tane küp şekeri suya attığımda yavaş çözünür. Fakat ben bu bir tane küp şekeri toz şeker hatta pudra şekeri haline getirirsem hızlı çözünecektir. İkinci maddemiz sıcaklık. Bir maddenin sıcaklığını arttırmanız demek taneciklerin daha hızlı hareket etmesi demek. Bir çözücü daha hızlı hareket ediyorsa taneciklerle temas hızı da artar bu da çözünmeyi hızlandırır. Sıcaklık arttıkça taneciklerin hareket enerjisi de hızı artar. Bu nedenle çözünme hızı sıcaklık arttıkça artar diyorum. Karıştırmak veya çalkalamak yine taneciklerin birbiriyle daha hızlı temas etmesini sağlar. Bu da çözünme hızını arttırır. Bakınız birinci düzenek, ikinci düzenek 5 tane düzenek hazırlamışız. Burada 30 derece su, 200 mililitre su, 10 gram toz şeker var. Şimdi 10 gram toz şeker, 200 mililitre su. Sıcaklıklar farklı bakın. Birinci ve ikinci düzenekte çözücünün sıcaklığı farklı. Bakıyorum birinci düzenek daha sıcak olduğu için çözünme hızı bir de ikiden daha fazladır diyebilirim. Kontrollü deneyi 5. sınıfta görmüştük. Bir kontrollü deney yapmak istiyorsan deney düzeneklerinde sadece tek bir değişkeni değiştirmelisin. O da senin merak ettiğin değişken olmalı. Örneğin ben çözünme hızına, sıcaklığın etkisini merak ediyorsam her şey aynı kalmalı. Sadece çözücünün sıcaklığı farklı olmalı. Aynen birinci ve ikinci düzeneklerde olduğu gibi. Şimdi bir tane bu konuyla ilgili soru çözüyorum. Deney koşullardan birisinin değişimiyle yapılan deneylere kontrollü deney. Deney sırasında miktarını değiştirdiğimiz değişkene bağımsız değişken ve miktarı değiştirilmeyen yani sabit tutulana kontrol edilen değişken, bağımsız değişkenden etkilenen yani sonuçta gözlemlenene ise bağımlı değişken diyoruz. Mete çözünürlük hızını etki eden faktörleri gözlemlemek için kontrollü deney yapıyor. Özdeş bardaklardan birisine 100 mililitrede 20 derecede, ikincisine 100 mililitrede 80 derece su koyuyor. Hemen dikkatinizi çekmesi lazım. 100 mililitre 100 mililitre miktarlar aynı. Fakat suların sıcaklıkları farklı. Bardaklara eşit miktarda kaya tuzunu ilave ediyorum bardakları eşit süratle çay kaşıkları ile eşit süre karıştırıyorum. Bakın her şey aynı. Sadece sıcaklıklar farklı. Birincisinde 20 derecede su var, ikincisinde 80 derecede su var. Ne demiştik? Çözücünün sıcaklığı arttıkça tanecikler daha hızlı hareket eder. Daha fazla temas eder ve bu da çözünme hızını arttırır. O zaman çözünme hızı dediğim zaman İkincininki birincisinden daha çok derim. Bu deneyle ilgili hangi ifade doğrudur? Çözünürlük hızı kontrol edilen değişkendir. Ne demekti kontrol edilen değişken? Sabit tutulan demek. Hayır. Ben burada zaten çözünürlük hızını gözlemliyorum. Birincisi yanlış. Deneyde kullanılan çay kaşıkları bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken. Benim e, deneyin başında iki düzenekte de tek değiştirdiğim değişkene denir. Yani bağımsız değişken çözücülerin sıcaklığıdır. Burada çay kaşıkları kontrol edilen değişkendir. Bu da yanlış. Deneyde sıcaklık arttıkça çözünürlük hızı artar hipotezi test edilmektedir. Evet doğru. O halde sorumuzun doğru seçeneği B seçeneğidir diyoruz. Evet sizlerle hızlıca bir ders tekrarı yaptık sizden istediğim şey konuyu tekrardan bir gözden geçirmeniz. Aydın Yayınları Fen Bilimleri beceri temelli soru bankasından soru çözüp yapamadığınız soruları öğretmenize sorarak öğrenmenizdir. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.